verelim. Evet. Ben Bağkur'a yatıracağım. Evet. Sen benim SSK primimi iptal et. Evet. Ben Bağkur'a kendim gidip dilekçe verdim. Ben kendim yatıracağım. Diyebilir. Diyebilir. Şu anda diyebilir, böyle hakları var. Düne kadar diyemezdi Gökhan. SGK müfettişleri geldi iş yerine. Ya evet. Bu üç kişi. Evet. Kim bunlar? Evet. Buyur dilekçe dediğinde tamam. Herhangi bir cezai müeyyide yok. Mesela. Çok önemli bir açıklama yapıyorum ilk defa sende. Biz 25 Şubat 2011 tarihinde Bağkur'lu olan esnafa Bağkur'u kapatma derken, iş yerini kapatma, yanında çalışanları işten çıkartma, gittip sonra bir yerde sigortalı çalışma, al sana böyle bir kanun verdim demedik mi? Dedik. Vatandaş isteğe bağlı yatırırken düne kadar hastaneden, sağlıktan yararlanamazdı. Hı hı. Şimdi yararlanıyor Gökhan. Sağlıktan yararlandığı sürece 4 pay yatıran kişi sigortalılığı varsa o zaman hiçbir şekilde iptal olmaz. Ama kanunen çalıştığı iş yerinde sigortalı görünmek zorunda olduğu için tutanak tutulur. Tutanak tutulur, ceza kesilir, mahkemeye gider, isteğe bağlı ödendiği, tespit edildiği takdirde o düşer. Okey. Yani SGK müfettişi geldiğinde yine bir cezai durum ortaya çıkıyor. Olacaktır kanunen, resmi olarak, ama sonuç itibariyle onu yapmak zorundadır. Ama bu iş mahkemeye intikal ettiğinde hakim yasa gereği SSK'yı iptal edecektir. Örnek veriyorum, Bağkur'u devam ettirecektir. Örnek veriyorum. Ama burada en önemli derece, bir daha söylüyorum, sigortalı çalışma her zaman Bağkur'un üstündedir. Ama kişi beyanında ben Bağkur'dan yürümek istiyorum dediği takdirde kişinin sözü kabul edilir. Önemli olan bu. Biz vatandaşa daha yüksek emekli maaşı nasıl alabilir formülünü anlatıyoruz. Sonuçta çalıştığın iş yerinde yine sigortan devam etsin. Tabii. Ama 45 yaşını geçtikten sonra böyle bir hak var. Hani ben 4B dediğin senin ifadenle bir dilekçe vererek buna geçişte yapabilirsin. Ama sonuçta primlerini nizami ödeyeceksin. Yani sistemden çıkmayacaksın. Bu bir yöntem. Tabii. Maaş yükseltmenin bir yöntemi. Ayrıca özür dileyerek son kez sözünü kestim, kusura bakma. Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki ben de çalışırken gidip 4B'li de görünebilirsin. Yani çıkmalarına da gerek yok. Kalsın, oradaki prim kazancı da aktarabilir SSK'lıkların yüksek maaş alır. Bu çok daha güzel. BES'de bu arada 72 milyar toplanmış, onu da söyleyeyim. Şu güzel. Anda BES'te bireysel emeklilikte 72 milyar toplanmış, yani çok büyük para. Yani 72 katrilyon. Evet, çok sözünü büyük ettiğimiz. Para. Çok büyük para. Erhan, haftaya yeniden buradayız. İnşallah. Yeni açıklamalarla çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Biz devam ediyoruz Gece Hattı'na. Devam edelim.